Languç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte din felsefesini göreceğiz. Hadi bakalım bugün neler işleyeceğiz bir bakalım. Din felsefesinin temel kavramlarına bakacağız. Din felsefesinin temel problemlerini göreceğiz. Tanrı'nın varlığını kabul edenler ve reddedenlere bakacağız. Tanrı'nın varlığı ya da yokluğunun bilinemeyeceğini savunanlara bakacağız. Din felsefesinin temel sorularına değineceğiz. Tanrı'nın varlığına ilişkin farklı yaklaşımlara değinip konumuzu bitireceğiz arkadaşlar. Haydi başlıyoruz. İlk öncelikle din felsefesinin temel kavramlarına bir değinelim istiyorum. Neler göreceğiz bu konunun içerisine? Tanrı, evrende var olan her şeyin yaratıcısı olduğuna ve tekliğine inanılan yüce varlık. Mucize, insan aklının ölçülerini aşan, dini inanca dayanan bir oluştur. Vahiy, peygamberlere gelen ilahi ilhamdır. Peygamber, Tanrı'nın buyruğunu insanlara bildiren elçidir. İman, dinin ortaya koyduğu doğrulardır. İbadet, Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmektir. Yüce, insanca ölçüleri aşan, sınırlanamayan varlıktır. Kutsal, din açısından saygıdeğer olan, Tanrı ya da peygamberler tarafından kutsanmış olandır. Fıtrat, bir şeyin yaratılırken kazanmış olduğu özelliklerdir. Tevhid ise Allah'ın birliğine inanma, onu bir kabul etmedir. Bu kavramlar arkadaşlar test sorularında karşınıza çıkabilir. Hemen din felsefesinin konusuna bakmak istiyorum. İnsanların bir inanç sistemi içinde Tanrı'ya bağlanma yoluna bizler ne diyoruz? Din diyoruz. Din, evren, doğa ve insanla ilgili metafiziksel soruların aklın dışında kutsal bir varlığa dayanarak açıklanmasıdır. Dinlerin en önemli özelliği temelinde iman olmasıdır arkadaşlar. Din felsefesi ise dini konu edinen, dinin temellerini, ögelerini ele alarak sorgulayan felsefe dalıdır. Dinde iman varken burada sorgulayan bir akıl var arkadaşlar. Haydi gelin birlikte dine felsefi açıdan bir yaklaşalım. Felsefe dine nasıl bakıyor? Din felsefesinin temel amacı dini inanca dayanarak değil, tabii ki akla dayanarak açıklamaya çalışır. Bu nedenle din felsefesi dine dışarıdan bakar. Yani eleştirel ve nesnel olarak yaklaşmaya çalışır. Felsefe din konusunu vahye göre değil, tabii ki akla göre alır. Din ve din anlayışı arasındaki farklara bakalım hemen. Din, vahye, dinin anlaşılması ise insanların düşüncesine ve yorumlamalarına dayanır. Burada devreye ne girer? Tabii ki akıl girer. Din, bütün insanlara hitap ettiğinden nedir? Evrenseldir. Din anlayışı ise bireyseldir. Kişilere göre din anlayışı, pratiklikleri farklı olabilir. Din, tek ve değişmez iken din anlayışları farklı farklı olabilir. Dini benimsemekte manevi bir zorunluluk var iken din anlayışını benimsemekte bu zorunluluk yoktur. Din değişmez iken din anlayışı kişiye ve zamana göre değişebilir. Din anlayışı hiçbir zaman dinin özüne ters düşmemelidir arkadaşlar. Yine sorularda karşımıza çok çıkacak iki kavram, teoloji ve din felsefesi arasındaki farklara bakmak istiyorum. Teoloji belli bir amaca, belli bir dine dayanır. Ne olabilir mesela? İslam dini olabilir, Musevilik olabilir, Hristiyanlık olabilir. Ancak din felsefesi belli bir dini incelemez, genel bakar. Teoloji açıklamalarını din kitaplarına dayandırırken din felsefesini açıklamalarını neye dayandırır? Akla dayandırır. Teoloji dogmatiktir, yani eleştiriye yer yoktur. Amaç insanları güçlendirmektir. Din felsefesinde ise tüm dinlere eşit mesafede yaklaşım söz konusudur. Yaşamı düzenlemek için kurallar yoktur. Ancak teolojide yaşamı düzenleyen kurallar vardır. Çünkü belli bir dinin pratikliklerine yönelik açıklamalar yapar. Evet arkadaşlar, geldik din felsefesinin temel sorularına. Bunları bil kısmında bakalım karşımıza neler çıkacak. Hemen açıyorum. Din felsefesinin temel soruları yine sorularda, test sorularında karşımıza çıkabilir. Tanrı var mıdır? Ölümden sonra yaşam var mıdır? Tanrı'nın varlığını gösteren kanıtlar nelerdir?
Evren yaratılmış mıdır? Ruh ölümsüz müdür? Ölüm son mudur? Vahiy mümkün müdür? Evren öncesiz ve sonsuz mudur gibi sorular din felsefesinin temel soruları içerisinde yer alıyor. Tabii ki din felsefesi de kendi içerisinde bazı problemleri temel edinmiştir. Bunları dört başlık altında toplamıştır. Tanrı'nın varlığı problemi ilk olarak, dinin var olması demek aslında bir yaratıcı ihtiyacı olduğu anlamına geliyor. O da kimdir? Tabii ki Tanrı'dır. İkinci problemimiz evren nasıl yaratıldı problemi. Evren yaratılmış mıdır? Tanrı evrenin işleyişine herhangi bir müdahalede bulunuyor mu gibi sorular evrenin yaratılışı problemine giriyor. Vahyin imkanı probleminde ise Tanrı ve insan farklıdır. Bu durumda Tanrı insanlara bu buyruklarına nasıl ulaştırıyor sorusuyla ilgileniyorlar. Ruhun ölümsüzlüğü probleminde ölümden sonra hayat var mıdır sorularıyla ilgilenmişlerdir. Bunlar din felsefesinin sorularıdır arkadaşlar, ilgilendiği problemlerdir. Gelelim şimdi Tanrı var mıdır sorusuna. Tanrı var mıdır sorusuna 3 şekilde cevap veriliyor. Tanrı'nın varlığını kabul edenler, varlığını reddedenler, varlığının bilinemeyeceğini savunanlar. Hemen bakalım, Tanrı'nın varlığını kabul edenlerin diğer bir ismi tabii ki teizmdir. Teizm alt başlıklar altında farklı farklı Tanrı'yı nitelendiriyorlar. Monoteizm diyor ki sadece tek bir Tanrı'nın varlığını savunuyor. Yani tek tanrıcılık. Birazdan bunları açıklayacağız. Politeizm çok tanrıcılık demek. Deizm ise yaradancılık. Panteizm tüm yaradancılık. Panenteizm ise diyalektik teizmdir. Tanrı'nın varlığını reddedenler ateistlerdir, yani ateizm. Tanrı'nın varlığını bilinemeyeceğini savunanlar ise agnostisizlerdir, yani agnostisizmdir. Hemen geçiyorum. Bakalım Tanrı'nın varlığını kabul edenler teistler ne diyormuş? Tanrı'ya burada inanç vardır. Tanrı'yı evrenin yaratıcısı olarak kabul ediyorlar. Bu Tanrı ezeli ve ebedidir. Tanrı evreni yaratmıştır ve kontrol etmektedir. Yani Tanrı işin içindedir diyor teistler. Peki bunu nasıl kanıtlıyorlar? 4 şekilde kanıtlıyorlar. İlki ontolojik kanıt. Bunda insanda mükemmel olma fikri mevcuttur diyorlar. Yani mükemmellik vardır. Ancak diyor insan mükemmel olamaz. Ancak Tanrı mükemmel olabilir. O yüzden Tanrı vardır. Yani Tanrı'yı varlık olarak açıklamaya çalışıyorlar. Gelelim ikinci kanıtımıza. Yani kozmolojik kanıt. Hiçbir şey nedensiz oluşmaz. Yani bir nedene dayandırıyorlar. Dolayısıyla ilk neden de kimdir? Tabii ki Tanrı'dır diyorlar. Düzen ve amaç kanıtı, evren en ince ayrıntısına kadar düzenlenmiştir. Bunu da sağlayacak olan tek mükemmel olan varlık tabii ki Tanrı'dır diyorlar. Yani evrende en ince ayrıntısına kadar düzenlenen bir ayrıntı vardır diyorlar. Buraya düzen yazalım. Ahlak kanıtı ise Tanrı olmaz ise her şey yapılabilirdi. İyi veya kötü kavramı Tanrı'nın varlığı ile mümkündür diyebiliriz. Buraya da iyi ve kötü yazabiliriz. Hemen gelelim Tanrı'nın varlığını kabul edenler ama bunu farklı şekillerde açıklayan görüşlere. Monoteizm neydi? Tek tanrıcılıktı. Tek tanrı vardır diyor. Yani evreni yaratan sadece tek bir tanrı vardır. Mono burada zaten tek demektir arkadaşlar. Politeizm çokçuluk demektir. O zaman hemen ne yorumu yapacağız? Evreni yaratan bir değil birden çok tanrı vardır diyeceğiz. Deizm neydi? Yaradancılık. Buradaki yaradancılık şu anlama geliyor. Evreni yaratan bir tanrı var. Evet, buna inanıyoruz. Ancak bu tanrı evreni yaratıp bırakmıştır. Evrenin işleyişine müdahale etmeyen bir tanrı vardır burada. Teizm neydi? Müdahale eden bir tanrı vardı. Panenteizme gelelim hemen. Panenteizm, diyalektik teizm. Her şey Tanrı'dandır fakat Tanrı ve evren iç içe değildir. Yani burada Tanrı ve evren iç içe değildir der. Tanrı evrenden bağımsız olarak vardır der. Panteizm, panenteizmin tam tersini söylüyor. Bu ise tüm yaradancılık demektir. Buradaki Tanrı evrene aşkındır, yani içkindir. Tanrı eşittir evren diyebiliriz. Tanrı'yı evrenle, evreni Tanrı ile açıklayabiliriz arkadaşlar.
Hemen Tanrı'nın varlığını reddedenlere, yani diğer bir ismiyle ateistlere bakalım. Tanrı'nın varlığını kabul etmiyorlar. Dinlere ve inançlara kesinlikle karşı çıkıyorlar. Cennet, cehennem ve ruh gibi belirli dine ait olan kavramlara inanmıyorlar. Tanrı'nın varlığını bilinemeyeceğini savunanlar, diğer bir isimle agnostisizm akımı, Tanrı'nın varlığını ya da yokluğunu bilemeyiz diyorlar. Varlığını ya da yokluğunu bilemeyeceğimiz şeyle alakalı herhangi bir yorum da yapamayacağımızı söylüyorlar. Duyularımız Tanrı'yı algılamamıza engel oluyor, yorumunu yapıyorlar. Şimdiye kadar anlattığımız konuları şöyle bir şematik halde gösterelim istiyorum. Tanrı'nın varlığına bakış açısına göre sınıflandırma. Ateistler ne diyordu? Tanrı yok diyordu. Deizm, teizm, panteizm, panenteizm bunlar ne diyordu? Hayır, Tanrı var ama bunların sayılarını farklı farklı olarak açıklıyorlardı. Peki agnostisistler ne diyordu? Bunlar tam bilinemezciler. Bunlar arada kalmışlar. O yüzden buraya koydum. Ne vardır ne yoktur hiçbir şekilde yorum yapamayız. Duyularımız bunu engeller diyordu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, konu biterken neler öğrendik hemen bir bakalım. Dine felsefi açıdan bakışı öğrendik. Teoloji ve din arasındaki farklara baktık. Din felsefesinin temel problemlerini dört başlık altında irdeledik. Din felsefesinin sorularına baktık. Tanrı var mıdır sorusunu çeşitli görüşlerle açıkladık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yorumlarınızı önemsiyoruz. Video yararlı oldu mu? Bize öneri veya tavsiyen var mı? Ödüllü soruyu bulabildin mi? Videoya like atmayı unutma. Evet arkadaşlar, ödüllü sorumuza geldik. Cevaplarınızı yoruma bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.